Bakıyorum da hala bu 1-2 haftalık altın ve dolar düşüğünün kalıcı olacağını düşünenler ve bunu savunanlar var. Eğer ki bu tekneye binerseniz sizler de büyük bir hatanın içerisine girmiş olacaksınız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde hem altının hem de doların çok hızlı bir şekilde yükseleceğini göreceğiz. Bu nedenlerini bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Ne Türkiye'de ne de dünyada hiçbir şey düzelmiş değil. İşin kötü tarafı her şey daha da kötüye gitmeye devam ediyor. Bir yandan korona, öbür taraftan bozulan makroekonomik veriler, yine bunun yanına koymamız gereken jeopolitik sorunlar Türkiye ekonomisinin önümüzdeki günlerde çok daha ciddi bir sıkıntıya gireceğini bize net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı görevden alınıp yeni bir Merkez Bankası Başkanı yerine konulmuş olsa da ve buna bağlı olarak ne kadar sıkı para politikasına geçilmiş olsa da ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı görev değişikliğine gidilmiş olsa da önümüzdeki süreçte bu makroekonomik sorunların çözülmesi mümkün değil. Hele ki bu bakış açısıyla çözülmesi hiç mümkün değil. Öbür taraftan korona sanki bizim mevzumuz değil sadece dünyanın sıkıntısıymış gibi düşünüyorduk ama son gelen vaka sayıları bize gösteriyor ki hem Avrupa'da birinciliğe oturduk hem de dünyada nüfus vaka sayısı oranına bakıldığı zaman birinciliğe oturmuş durumdayız. Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar arttırılacak. Bir de yüksek faiz ortamındayız. Yüksek faiz ortamında reel sektörün belini bükmeye devam edecek. Eğer ki Türkiye'de teşvik paketleri açıklanmazsa ve bunun yanında da kredi muslukları iyiden iyiye sıkılmaya devam edilirse büyük batıklar hem reel sektörde hem de bankacılık sektöründe karşımıza çıkacak ve bu bankacılık sıkıntıları büyük finansal krizi de işaret ediyor olacak. Bakın bugün bankacılık sektöründe ciddi bir satış baskısı vardı borsada. %3'e varan düşüş yaşandı bankacılık endeksinde. Ve bunun yansıması olarak da borsada da neredeyse %2'lere varan bir düşüş gözlendi. Madem her şey güllük gülistanlık, madem Türkiye büyüyor ve kalıcı bir büyüme olacak bu bankacılık endeksinde neden satış baskısı görüyoruz? Bu sorunun cevabını çok net vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Dünyada ise bakın koronanın yarattığı ekonomik riskler her geçen gün biraz daha artıyor. Teşvikler gecikiyor. Özellikle Amerika'yı büyük bir riske sokuyor. Biden bu konuyla ilgili çok hızlı adımlar atmaya başlayacak ve arka arkaya teşvik paketleri açıklayacak bir. Dünyada da jeopolitik riskler oluşmaya başladı. Zade'nin suikasti, İran'daki Fahrizade'nin suikasti çok dikkat çekici arkadaşlar. Bu iş çok büyüyebilir. Amerika ile Rusya arasındaki gerilim politikası artabilir. Bunlar çok ihtimal dahilinde olan şeyler ve önümüzdeki süreçte altının yükseliş eğilimini daha da hızlandıracak. En önemli nedeni dünyadaki makroekonomik verilerin bozulacak olması, işsizlik ortamının ve yoksulluk ortamının artacak olması, buna bağlı olarak da sosyal risklerin artacak olması, şiddet olaylarının ve terörün artacak olması. Bütün bunlar dünyadaki risklerin önümüzdeki dönemde daha da artacağını gösteriyor bize. Altına olan talep daha da artacak. Türkiye'nin en kritik sorunu S-400 olacak. Eğer ki bu konuyla ilgili geri adım atılmaz ise S-400'ler öyle ya da böyle Rusya'ya ya da başka bir ülkeye gönderilmez ise S-400 konusunda ısrar edilirse önümüzdeki dönemde çok ciddi katsa yaptırımlarına hazır olalım ve bu yaptırımların özellikle finansal sistem üzerinden gelebileceğini de unutmayalım. Finansal sistem üzerinden yapılacak katsa yaptırımları Türkiye'nin zaten zor olan para bulma ihtimalini neredeyse imkansız hale getirecek, ihracatın durma noktasına getirecek, hatta hatta ihracat gelirlerinin bile Türkiye'ye girmesini durma noktasına getirecek. Tam anlamıyla bir dolar sıkışıklığı ve buna bağlı olarak devalüasyonist etkiler anlamına gelir bu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum bir tarafa not edelim. Öbür taraftan Türkiye Doğu Akdeniz meselesinde ısrar ederse bu kez Avrupa Birliği yaptırımları ile karşılaşacak. Avrupa Birliği yaptırımları demek Türkiye'nin en önemli ihracat kalemi olan Avrupa Birliği'ne bundan sonraki süreçte ihracat yapamaması demek. Ve bir yıl ihtiyacını da tedarik edememesi karşılayamaması demek arkadaşlar. Bu da Türkiye'nin önümüzdeki günlerde hem finansal anlamda sıkıntıya girmesi hem de kıtlık ekonomisi yaşaması anlamına geliyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Alın size yine dolar üzerinde çok ciddi bir baskı. Blinken biliyorsunuz Biden'ın Dışişleri Bakanı. Blinken'in teorisi Amerika'nın çok daha güçlü bir dış politika izlemesi yönünde ve Suriye'de Amerikan askerinin daha etkin olması yönünde. Bu şu demek. Geriye çekilen Amerikan askerleri muhtemelen Biden ve Blinken döneminde tekrar gönderilecek ve Suriye'de çok daha etkin bir rol üstlenecek Amerika. Bu Amerika ile Rusya geriliminin artması anlamına gelir. Bir aynı zamanda Türkiye ile Amerika geriliminin artması anlamına gelir ve bu da bizi finansal anlamda çok ciddi risklerle baş başa bırakacaktır önümüzdeki dönemde. Bakın uluslararası arenada Amerika Rusya gerilimi demek altın fiyatlarının onsun çok hızlı yükseliş eğilimine girmesi demek. Türkiye Amerika'nın Suriye'de gerilimi demek de dolara ulaşımının zorlaşması anlamına geliyor. Ve doğal olarak da doların yükseliş eğiliminin artması anlamına geliyor. Hem altın hem doların yükselmesi için çok net sebeplerden birisi de bu. Aynı zamanda Türkiye'deki siyasi sorunlarda doların yükseliş eğiliminin hızlanmasını beraberinde getirecektir. Gelelim makroekonomik verilere. Bugün büyüme verisi açıklandı. Yüzde %6'nın üzerinde, beklentilerin üzerinde. Yüzde onun üzerinde bile gelse bir şey fark etmezdi. Bu büyümenin tamamen kredilerden kaynaklı olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı da bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Büyümenin temelinde talep var arkadaşlar dedi. Yani o Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta dağıtılan krediler nedeniyle Türkiye büyümüş gibi görünüyor. Aksi takdirde zaten işsizliğin azalması gerekirdi. Bu aylarda işsizlik azalmadı aksine arttı ama büyüme de arttı. Bu büyük bir çelişkidir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Peki önümüzdeki dönemin riskleri ne? Cari açık artık neredeyse kesin 40 milyar doların üzerinde yılı tamamlayacak arkadaşlar. Bu cari açık kur üzerindeki baskıyı CDS üzerindeki riskleri arttırmaya devam edecek. Kısa vadeli dış borç 182,5 milyar dolara gelmiş durumda. Bu da Türkiye'nin borç bulurken daha da zorlanacağını gösteriyor. Bankacılık sistemi kısa vadede 82,5 milyar dolar ödemek zorunda. Bu parayı nereden bulacak o da ayrı bir tartışma konusu. Merkez Bankası rezervleri arkadaşlar özellikle bankalarla swap anlaşmalarını devam ettirilememesi durumunda çok ciddi sıkıntıya girecek. Alın size kur üzerinde bir başka baskı. Banka batıkları reel sektör batıklarına bağlı olarak her geçen gün biraz daha artacak. Geçtiğimiz dönemde verilen kredilerin pek çoğu geri dönmeyecek. Bu bankacılık sistemin çok büyük bir riske girmesi beraberinde getirecek ve finansal krizi yakın zaman içerisinde konuşuyor olacağız. Bütçe açığı 140 milyar doların üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. Muhtemelen bu sene biz 180 ile 200 milyar dolar arasında bir bütçe açığıyla yılı kapatacağız. Çok yüksek bir bütçe açığından bahsediyoruz. Eğer ki yeterince vergi toplanamaz ise sıkıntı daha da büyüyecektir. Zaten önümüzdeki yıl bütçe açığının 240 milyar doların üzerinde olmasını bekliyor resmi kaynaklar. Türkiye'de genç işsizlik %26.1. Normal işsizlik %13.4. Genişletilmiş işsizliğe baktığımız zaman %28.5 gibi bir rakama ulaşıyoruz. Bu insanların kaygılarının daha da artacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla reel sektör batıkları, işsizlik ve finansal batıklar bir araya geldiğinde bunun adı ekonomik krizdir ve böyle bir ekonomik kriz ister istemez doların korkunç bir şekilde yükselmesini beraberinde getirir. Devalüasyonist etkilerle yükselişleri çok yakın zaman içerisinde göreceğiz. Türkiye'de doların yükselmesi için euronun, sterlinin tabi buna bağlı olarak yükselmesi için onlarca sebep var. Bunların sadece bir kısmını sizlerle paylaştım ve bu sebepler şimdilik devreye girmiyor olabilir ama önümüzdeki günlerde emin olun kaçınılmaz olacak bu riskler ve ister istemez dövizin hızlı bir şekilde yukarıya gitmesini beraberinde getirecek. İyi ihtimal 8.80'e gideriz. Kötü ihtimal devalüasyonist bir etkiyle 16-17'leri görmeye başlarız. Gelelim altın meselesine. Bakın 63 milyon kişiyi geçmiş durumda dünyadaki korona vaka sayısı bütün ekonomiler kapanma noktasına geldi. Kısıtlamalar hızla arttırılıyor. İkinci dalga daha önce defalarca söylediğim gibi birinci dalganın şiddetinden çok daha ağır bir şekilde dünyayı vuruyor. Tabi dünyayı vururken ekonomileri vuruyor. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Yoksa sağlık sistemi olarak da bütün dünyayı diz çöktürmüş durumda. O apayrı bir konu. Ekonomik dengeleri de alt üst etmiş durumda. Dolayısıyla bununla ilgili acil tedbirlerin alınması gerekiyor ve ikinci sıradaki soruna geliyor iş. Yani arka arkaya açıklanacak teşvikler arkadaşlar. Bu teşviklerin açıklanması eli kulağında. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ne Amerika ne Avrupa Birliği bu süreçten kaçınamaz daha fazla. Arka arkaya açıklanan paketleri göreceğiz önümüzdeki dönem ve bu da altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarıya çıkmasını beraberinde getirecek. Bakın sizlere diyorum ya, dip seviyeler bunlar diye göreceksiniz paketlerin açıklanmasıyla birlikte o kadar hızlı bir şekilde geri dönecek ki altın onsu hiçbirimiz gözlerimize inanamayacağız. Gelelim jeopolitik risklere arkadaşlar. Biraz önce söylediğim o Blinken'in Suriye politikası muhtemelen Amerika ile Rusya arasındaki gerilimi zirve noktasına getirecek. Yine Blinken'in Amerika'nın bölgede daha aktif rol oynama isteği Amerika ile Çin arasındaki gerilimin ticari boyut dışında da artmasını beraberinde getirecek. Yani Trump gitti, dünyayla çok daha iyi geçinecek demokratlar geldi algısı çok yanlış bir algı arkadaşlar. Evet Trump dünyayı geriyordu. Evet Çin'le ticari savaşlarını başlatmıştı. Evet Rusya ile zaman zaman geriliyordu. Ama hem Rusya ile hem Çin hem Türkiye ile ilişkilerin mümkün olduğunca ticari ya da diplomatik şekilde çözmeye çalışıyordu. Evet hep Amerika'nın faydasına çözüyordu ama öyle ya da böyle dünyanın daha az gerilmesini sağlıyordu. Suriye'den askerlerini çekmiş olması bile önemli bir adımdı. Biden ve Blinken yönetimi tekrar Amerikan askerlerini Suriye'ye gönderdiği an itibarıyla gerilimin dozunu çok daha fazla arttıracaklar arkadaşlar ve bu gerilimde altın fiyatlarını çok hızlı bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecek. Bakın, jeopolitik riskler gördüğünüz gibi her geçen gün biraz daha tırmanmaya devam edecek. Bir tarafta korona, bir tarafta jeopolitik riskler ve tabii ki aynı zamanda büyük ekonomik riskler ve teşvikler, kaçınılmaz teşvikler altın fiyatlarının yükseliş eğilimini arttıracak. Onun için bugünkü geri çekilmeleri bir trend değişikliği olarak görmeyin. Büyükler şunu yapıyorlar. Yüksek fiyatlardan boşalttıkları altınları şu anda uygun kademelerden toparlıyorlar. Önümüzdeki dönemde yaşanacak bu yükselişe hazırlanıyorlar. Bir hazırlık sürecindeler. Küçüklerin yapacağı şey ise yüksekten satayım, düşükten alayımdan ötek sakin olmak, paniklememek, beklemek. Beklediği an itibarıyla önümüzdeki dönemde parasını korumaya devam edecek. Hem altın yatırımcıları hem dolar yatırımcıları paralarını korumaya devam edecek. Ve çok uzun bir vadeden bahsetmiyorum arkadaşlar. Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde söylediğimiz bütün bu şeylerin olgunlaştığını göreceğiz hem teşvik paketlerinin hem koronanın yarattığı tedirginliklerin hem de ekonomiyle ilgili sıkıntıların her geçen gün büyüdüğünü göreceğiz ne yazık ki ve dolayısıyla da buna bağlı olarak hem altın hem doların hızlı bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. Öbür taraftan yıl sonuna yaklaşıyoruz. Türkiye'deki makroekonomik sıkıntılar daha da gündeme gelecek. Dolardaki devalüasyonist etkileri gündeme getirecek. Her ikisinde de yükseliş eğiliminin önümüzdeki günlerde çok daha sert ve agresif olduğunu göreceğiz. Kim ne derse desin. Evet bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Mutlu kalın dostlar.